Evet sevgili öğrenciler, birinci sorudan itibaren başlayalım. Gene spor yayınlarından devam ediyoruz. Elektromanyetik indükleme test 4'teyiz. Birinci soruda ne diyor? Şekildeki akım makarasının yanındaki çubuk mıknatıs makaraya sabit hızla yaklaştırılıyor. Buna göre makaraya bağlı R direncinden geçen akımın yönü ve şiddeti için söylenenlerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Mıknatıs akım makarasına yaklaştığında içinde oluşan B'yi hemen şöyle bir yazalım. B manyetik alanı oluşacaktır. Gitgide manyetik alanın miktarı artacaktır. Akım makarasında ise buna ters yönde bunu manyetik akıyı azaltacak ters yönde bir manyetik akı oluşacaktır. Manyetik akının yönü de ters yönde olabilmesi için de onu da şöyle bir üzerine yazalım. Peki bu akımın oluşabilmesi için manyetik alanın oluşabilmesi için ne şekilde akımın dolaşması gerekmektedir? Akımın yönü de o halde iki yönü de olacaktır. Sağ elimizin makaranın üstünden sarmaladığımızda baş parmağımız sol tarafı gösterecekti. Gösterdiği yönde yeni oluşacak olan B üssü diye tarif ettiğimiz manyetik alanın yönüdür. Mıknatıs yaklaşırken manyetik akı artıyorsa, B artıyorsa o halde B üstünün de artması gerekmektedir. Akım da iki yönünde artan olması gerekmektedir sevgili öğrenciler. Yanıtımız A seçeneğidir. İkinci sorudan itibaren devam edelim. Bu soruda KLM akım makaraları verilmiş. K'ya X, M'ye Y dirençleri bağlanmış. K ve M'nin arasına reosta ve pil bağlı L makarası yerleştiriliyor. L makarasındaki reostanın sürgüsü ok yönünde çekilirse X ve Y'den geçen akımların yönü ne olur diye soruluyor. Şimdi mevcut durumda L makarasındaki manyetik alanın yönünü gösterelim. Buna B diyoruz. K'daki de tabii ki B olacak. Aynı zamanda M'deki de B olacak. Bunları şöyle bir yazalım. Şimdi reosta sola doğru çekildiğinde devre akımı düşecek. Akımın düşmesi manyetik akıyı da düşürecek sevgili öğrenciler. Yani B düşecek. Sonuçta B düşünce buna karşı K makarasında bu azalışa karşı bir yönünde akım oluşmalı ki L makarasındaki azalışa karşı artış görevi yapsın. Onun oluşabilmesi için yani B üstünün oluşabilmesi için şöyle bir yazalım. Bunun için elimizi makaranın arka tarafından dolaştırmamız lazım. O halde baş parmağımız nereyi gösterecek? B üstünün olduğunu gösterebilmemiz için bir yönünde dolaşması gerekmektedir akımın. Yani 1-1 yani ya B ya da D şıkkı. Aynı şekilde reostanın sürgüsü sola doğru çekildiğinde direnç büyümüştür. B manyetik alanı L'deki azalmıştır. Aynı zamanda M'deki de azalmıştır. M'deki de bu azalışa karşı artış oluşturması lazım. Yani B ile aynı yönde bir B üstüne ihtiyaç duyuyoruz. Onu da şöyle bir yazalım. Dolayısıyla bu B üstünü verecek akım makarasındaki yani M'deki yön de yine K'daki gibi 3 yönünde olması lazım. Gene elimizi makaranın arkasından doladığımızda sağ elimizi baş parmağımız sağ tarafı gösterecektir. O halde X de bir yönü iken Y'de de 3 yönü olacaktır. Cevabımız bu soruda da D seçeneğidir sevgili öğrenciler. Üçüncü soruya geldik sevgili öğrenciler. Bu soruda X bobinine bağlı bir üreticimiz var. V volan pile X bobini ile R direncine bağlı Y bobini aralarındaki uzaklık D olacak şekilde yerleştiriliyor. Buna göre V, D ve R'den hangileri tek başına azaltılırsa R direncinden ok yönünde indüksiyon akımı geçer diyor. Bobinin arkasına elimizi doladığımızda akım yönü sonuçta bu şekilde olacaktır. O halde buradaki manyetik alan çizgisi bu yöndedir. Ve burada da bir tabii ki döngü olacağı için buradaki manyetik alan da yine bu yöndedir. Peki D azaldıkça B artacağı için de buna ters yönlü B üstünün oluşabilmesi için de R'den bu yönde akım geçmesine gerek vardır. Peki eğer V azalırsa sonuçta B de azalacaktır. B'nin azalmasına karşın Y bobininde bu azalmayı arttırıcı bir
yön olması gerekmektedir B üstünün. B üstü tabii ki arttırıcı olacağı için de R'nin o halde ok yönü değil de bu yönde yukarı yönlü olması gerekmektedir. O halde V'yi direkt çizebiliriz. Dikkate almıyoruz. Peki R'ye bakalım. R'yi tek başına azaltmamız sonuçta indüksiyon akımıyla ilgisi yoktur. Çünkü Y bobininin üzerinden geçen B manyetik alan çizgilerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Olmayacağı için de sonuçta B üstü zaten oluşmayacaktır sevgili öğrenciler. Yanıtımız yalnız D'dir, B şıkkıdır. Evet, dördüncü soruda sevgili öğrenciler, direnç bağlanan bir bobinin karşısına şekildeki gibi bir çubuk mıknatısı yerleştiriliyor. Mıknatıs V hızıyla ok yönünde hareket ettiriliyor. Sonuçta manyetik alanı bu yönde ise buradaki manyetik alanı da gene aynı yönlü olarak gösterebiliriz. Evet, buna göre aşağıdaki yargılardan hangisidir diyor. Evet, sola doğru giderken B azalacağı için o halde ok yönünde de bu şekilde bir ne oluşması lazım? Bir B üssü oluşması lazım. Çünkü B azalacaktır. B üssü de bu azalmaya karşı artışı meydana getirecektir. Yani azalmayı engellemeye çalışacak bir B üssü oluşacaktır. O halde R direncinden ok yönde akım geçer. Bu doğrudur. Yanlışı arıyoruz. R'den geçen akımın şiddeti V'ye bağlıdır. Evet, V ne kadar hızlı olursa kısa zamanda sonuçtan da akımın şiddeti de o kadar büyük olacaktır. Çünkü delta phi bölü delta t bize buradan neyi verecektir? EMK'yı verecektir. Yani potansiyeli verecektir. Uçları arasındaki potansiyelimizi. R'nin uçlarında oluşan potansiyel farkı R'ye bağlı değildir. Evet, del phi bölü delta t'ye bağlıdır. Yani akımın değişikliğinin zamana değişikliğine oranına bağlıdır. O halde zaten yanlışı bulmuş durumdayız. R'nin uçlarında oluşan potansiyel farkı mıknatısın aynı zamanda da manyetik alanına da bağlıdır. Tabii ki sevgili öğrenciler. Evet, o da doğrudur. Onu da çizdik. R'de geçen akımın şiddeti bobinin sarım sayısına da bağlıdır. Evet, sarım sayısına ve aynı zamanda da bobinin uzunluğuna da bağlıydı. Cevabımız C seçeneğidir. Evet sevgili öğrenciler, 5. sorudayız. Bu soruda manyetik alan içerisindeki bobini elleriyle döndüren bilim insanı bobinin uçlarına bağlanan ampermetrenin bir değer gösterdiğini görüyor. Burada şekli sizin için buldum ve yapıştırdım. Aynı düzeneğin uçlarına akım veren bilim insanı bobinin döndüğünü görüyor. Yani burada da akım verdik, bobinin döndüğünü görüyoruz. Şimdi bu çalışmaya göre çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Mekanik enerji elektrik enerjisine dönüşüyor mu? Evet, yani bu birinci örnekte bir mekanik enerji kullanmışız ve bunu elektrik enerjisine dönüştürmüşüz. Nasıl dönüşüyor? Çerçevenin içerisinden geçen manyetik akı değiştiği için sonuçta biz onu elimizle değiştiriyoruz. Burada bir ampermetrede değer okuyabiliyoruz. Aynı zamanda bir tel var ve manyetik alan var bu tel üzerinden geçen ve her iki uç tarafına da bir kuvvet uygulamaktadır. Bu kuvvet döndürme etkisi meydana getirmektedir. Bir tork etkisi meydana getirmektedir. Yani 1 ve 3 doğru çıkarımını yapabiliriz. Jeneratör ve motorların çalışma sisteminin de aynı zamanda bu örneklere göre ters olduklarını da belirtebiliriz. Jeneratör akım vermektedir ve akım neticesinde de manyetik alan içerisinde kalan tele bir kuvvet uygulanıp ne olacaktır? Dönme etkisi meydana getirecektir. Aynı zamanda motorların çalışma sistemi de jeneratörlerin çalışma sistemine de ters olduğu çıkarımı da buradan yapabiliriz sevgili öğrenciler. E şıkkı doğru yanıtımızdır. Altıncı soruda sevgili öğrenciler. Bu soruda üreteç bağlanan bir bobinde, evet üreticimiz var ve bobinimizin aynı zamanda da bir anahtarı da açık. Anahtar kapatılınca yargılarından hangileri doğru olur diyor. Devrede akıma zıt yönde indüksiyon akımı oluşur diyoruz. Parmaklarımızı mıknatısa sardığımız zaman tabii ki bu yönde akım git geçtiği için manyetik alanında yönü aşağı yönlü olacak. Buna karşı bu akımın ani artmasına önleyecek aynı zamanda da bir indüksiyon akımı meydana girecektir. Bu oluşan öz indüksiyon akımı da ne yapacaktır? Ani artışların
oluşmasını engelleyecektir. Yani devre akımına zıt yönde bir indüksiyon, öz indüksiyon akımı oluşacaktır sevgili öğrenciler. Oluşan öz indüksiyon elektromotor kuvveti bobinin yapısına da bağlıdır. Tabii ki bobinin sarım sayısına, bobinin uzunluğuna da bağlıdır sevgili öğrenciler. Oluşan öz indüksiyon akımı devre akımının aniden maksimum olmasını engelleyecektir. Yani buradaki grafikte görüldüğü gibi maksimum olması aniden oluşmayacaktır. Dirençlerde hemen maksimuma ulaşabiliyor ancak bobinlerde belirli bir zaman sonra maksimuma ulaşacaktır. Yani her üçü de doğrudur. Yanıtımız E seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet, 7. sorudayız. Bu soruda bir bobine üreteç ve reosta bağlanmış. Reostanın sürgüsü kullanılarak T sürede devre akımı 2 delta I kadar arttırılıyor. Bobinde E kadar öz indüksiyon elektromotor kuvveti oluşuyor. Onu da şöyle yazalım. E eşittir 2 delta I bölü T zamanı. Evet. Sonra devre akımı 2 T sürede delta I kadar azaltılıyorsa o halde de E üstü oluşacak. Azaltılma miktarı eksi delta I diyebiliriz. T sürede sonuçta oluşan öz indüksiyon elektromotor kuvveti ne kadar olur diyorlar. Yani E üstünü E cinsinden ifade edeceğiz. Oranlarsak sevgili öğrenciler delta I'ler sadeleşti, T'ler sadeleşti. E bölü E üstü eşittir. Eksi 2 bölü 1 bölü 1'den sonuçta 2T demişti. Burayı 2T diye düzeltiyorum. 1 bölü 2T. Tabii ki T'ler de sadeleşti. Eksi 2 bölü 1 çarpı 2 bölü 1'den E üssü eşittir. E bölü eksi E bölü 4 cevabına ulaşacağız. Yanıtımız A seçeneğidir. Evet, 8. soruya geldik. Bu soruda X, Y bobinlerimiz var. Şekildeki gibi karşılıklı yerleştirilmiş. X bobinine bağlı A anahtarı kapalıdır. Buna göre işlemlerin hangileri yapılırsa R direncinden ok yönünde akım geçer diyor. Şimdi X'in bir kere manyetik alanını bulalım. Sağ elimizi X makarasının arkasına doğru çevirdiğimizde, sarmaladığımızda yön bu tarafa doğru olacaktır. Bunu şöyle bir yazalım. Aynı zamanda Y'de de tabii ki bu yönde bir manyetik alan vardır. Anahtar açıldığı zaman B azalacağı için B'nin azalmaması için R'de bu yönde bir akım meydana gelecektir. Bu yöndeki akım da gene B'yi güçlendirici bir akım oluşturacaktır. Manyetik alan oluşturacaktır. Yani B üstünü. Anahtarın açılması. Reostanın sürgüsünün üreteçten uzaklaştırılması da B'yi azaltacağı için yine ok yönünde bir akım meydana gelecek. Sonuçta B üstü B'yi yine güçlendirmeye çalışacaktır. Bobinler birbirlerine yaklaştırıldığında ise B bu sefer azalmayacak, artacak. Bu artışa karşılık olarak da akımın yönü değişecek. Sonuçta B üstünün yönü X makarasına doğru olacak sevgili öğrenciler. O halde sadece 1 ve 2 numaralı işlemler yapılırsa R direncinden ok yönünde akım geçecektir. Yanıtımız B seçeneği de sevgili öğrenciler. Evet, 9. ve son sorudayız. Sonuncu sorudayız sevgili öğrenciler. Demir çerçeve dışı yalıtılmış telsiz olarak şekildeki düzenek kurulmuş. Açık olan A anahtarı kapatılırsa yargılardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi devre anahtarını kapattık. Devre anahtarını kapattığımızda, elimizi sarmaladığımızda akım bu yöndedir ve bir akım oluşmuştur. Akımın aniden artmasını engellemek için de İ akımına İ üssü akımı oluşacaktır. Buna da öz indüksiyon akımı diyoruz X bobininde. Dirençten de bir aynı zamanda da akım tabii ki geçecektir. Sonuç olarak İ akımının oluşturmuş olduğu manyetik akı X makarasında bu şekildeydi. Aynı zamanda da Y makarasında da tabii ki ne yönlü olacaktır? Bu yönde oluşacaktır. Yani buna ben B dersem buna da B demek durumundayım. Diğer Y bobininde bir B manyetik alanı oluşursa ona ters yönde de bir ne oluşacaktır? B üstü oluşacaktır. Yani B'nin artışına engelleyecek bir B üstü oluşacaktır. Bu B üstünün oluşabilmesi için de dirençten de bir akım geçmesi gerekecektir.
Dirençten geçen akım da sonuçta da bir elektrik enerjisi ortaya çıkarmıştır. Yani her üçü de doğrudur sevgili öğrenciler. Yanıtımız E seçeneğidir.